Daha sonra Mustafa'nın ailesi Zeytinlik'te Hüseyin'e tuzak kurdu. Mustafa'nın erkek kardeşi Hüseyin'i öldürdü. Şu an cezaevinde. Allah benim beynim yandı. Mustafa kimdi oğlum? Mustafa'nın erkek kardeşi kim? Hüseyin kim? Mustafa'nın annesi Fethiye öldürülen Hüseyin'in cenazesinin üstüne tepinmiş. Fethiye mi? Marmaris'in almış peki? Ne Ne Fethiye'si oğlum? Fethiye ne ya? diyorsunuz size? Ben hiç Kim diyor? anlı. Kim diyor bunu? Abla dosyalar karışmış olmasın Allah kahretsin. Vallahi benim beynim yandı benim. Ya. Nazmiye anlatıyor. Senin Allah belanı vermesin. Sen ne anlattın? Vallahi bir kızılcık şerbeti mi izledin hafta sonu? Onları mı anlatıyorsun bize? Gerizekalı kimi kökü üzüyorsun? Manyak mı? Ne anlatıyor? Mustafa kim? Fethiye kim? Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Oğlum ne Fethiye'si, ne Allah çatası, ne Bodrum'u. Manyak mısınız siz? Ne anlatıyorsunuz? Deli olacağım ya. Şaka mı işleyeceğim ya? Biz öyle Sen de Nevri Gül'ün katletme. birlikte olduğu Allah'ım Mustafa'dan sen para bana sabır almışsın. ver ya Ben Rabbi. almışım. Hatta... Vallahi sabır ver ya Rabbi. Beş bin şanlı meleğiyle birlikte en son Remzi ile Sedat vallahi bile eşip olacak ya. Pardon sen Nevri Gül'ün bu Mustafa'dan para aldığını biliyormuşsun. Hatta bunu öğrendiğinde onlar bizim düşmanımız nasıl para alırsın diye Nevri Gül'ü dövmüşsün. Konuşuyor diye abla ben hani mahallede onlar bizim hasmamızlar. Sen bana Tamam mı sabır abla? ver Zaten ya. köşelerinde oturuyorlar. Ben bir gün mahalleye girerken Sabır ver bana. Nevri Gül'ü yanında Yani gördüm. arkadaşlar bakın ben size şunu söyleyeyim bak sözünü unutma. Şunu Abla... söyleyeyim şimdi burada bu kızın çevresinde o kadar çok kişi var ki Abla çok sürekli genişliyor. Yani benim şu anda aklımda yani sayabileceğim. Neyse doğru. Doğan nesil için teşekkür ederim bak. Bu Remzi boş değil. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Bak şimdi. Doğan, Barış, Hakan Bozkurt, Fatih Şekeroğlu. O yüzden farkındaysanız Oğuz, yayınlar Bayram, başından beri o bu şu Mustafa Fethiye. Aa, ne oluyor anasını satayım? Dombili, Filistinli. Bu kızın çevresinde o kadar çok kişi var ki ben o yüzden farkındaysanız yayınlar başından beri o bu şu bu diyemiyorum. Benim burada dikkatimi çeken Nazmiye'nin Barış'la ilişkisi, yani orada Nazmiye'yi düşündüğüm için Barış'ın Evet. en son konuşan kişi olması, gecenin bir vakti ablasıyla ve Nazmiye'yi kandırması bu geçen süre içinde Doğan'ın en son konuşan kişi olması ve Nazmiye'nin Doğan'ın da Nazmiye'yi hiç görmediklerini ısrarla üstüne basa basa söylemeleri bunlar Evet. çok dikkat çekici. Daha. İşte o kadar çok kızın etrafında birileri var ki hani o bu şu diyemiyorsun yani hani şu öldürmüştür şu ölüme sürüklemiştir diye ben en başından beri bir isim Evet. veremiyorum açıkçası yani hiçbirimiz veremiyoruz. Çünkü ne oldu o gün bilmiyoruz. O yüzden Nazmiye'cim hep sana soruyoruz yani. Anlatsana abla biliyorsun artık anlatacak mısın? Küfür mü edelim yoksa? Bu nereden çıktı? Sen niye ablanı çektin? Ne yapacaksın mesela? Hani ablan seni gözcülük yapmak için götürdü diyorsun. Sen niye görüntüledin onları? Anneme göstermek için bak kızım ne yapıyor diye. Sen manyak mısın? Hani anasını satayım ablanı başkalarından koruyordun sen? He? Erkeklerden falan koruyordun dekolte giyiniyor diye. Ama göster. He? Erkeklerle kavga ediyordun yani otobüs durağında sapık. Bana. Annene gösterirsen gelip bana söylesen ben şeyini bulurum. Sen bana ne söylemiyorsunuz? Sen bana niye söylemiyorsunuz hakikaten? He? Sen bana niye söylemiyorsun? İnanılmaz bir gerçekten çekim. Sana verdiğim ekmek arram zıkkım olsun. Asikome! Asikome! Niye canım kızın şimdi ne suçu var? Reddi miras geldi şu anda ne oldu böyle? Arram zıkkım. Sana verdiğim ekmek arram zıkkım olsun. Arram zıkkım olsun geldi ne oldu bu ya? Sen öyle film hoş geldin balım benim iyi ki varsın. Niye canım kızın şimdi ne suçu var? Aynen. Arram zıkkım Sana olsun. hep doğruları Ama bana anlat. Ben söylemen... çıkıyorum abla. Doğruları da Bana, söylüyorum ya. Daha küstü gidiyor. Söylemeleri gerekiyor abla ben. Nereye gidiyorsun arram? Aa tamam yaprak. Bir şey, bana bir şey Kim? söylemesi lazım yani ya. Kim için söylüyorsun? Baba. Bir şey, bana bir şey Kim? söylemesi lazım yani ya. Kime söyledi? Birini söyledi her giderken. Kim için söylüyorsun? Ne diyor? Babası için. Kim Ne için? için Bana mı söylüyor? Yok ya. Sedat bırak da söylesin, anlatsın bildiklerini. Ya ben Gemlik'te Eyüp'ün peşinde dolaştım, onun peşinde dolaştım. Emniyetin bundan haberi var, biliyor beni ya. Emniyet, o Sedat seni herkes biliyor. Seni bütün Türkiye biliyor. Ankara'dan bile, derin lobilerden, vallahi bile, bürokrasiden seni tanıyanlar var. Herkes tanıyor seni. Allah'ım Şimdi bu sen Mustafa kim bana mesela? Kim Allah bundan öldürmüş ben anlamadım. Mustafa kim? Fethiye kim? Bundan nereden baksan bir 7-8 sene önce benim çocukluk arkadaşım vardı Hüseyin'le biri. Oğlum 7-8 sene önce zaten Nazmiye yoktu. Sekiz Olay ay önce 7-8 diyor. sene önce öldürüldü Hüseyin. 8 ay önce Hayır Mustafa ile abla beraber oldu. sorabilirsiniz kendine Mustafa hayatta değil. Oğlum Hüseyin ölmemiş ki. Sizin 7-8 sene önce öldü diye bildiğiniz Hüseyin şu anda şeyde vallahi bile Gemlik'te cirit atıyor. Yeni bu şeyler abla daha iyi bilir değil mi abla? Ya Hayır 8 Mustafa sene... oldu diye. 8 ay önce yazmış arkadaşlar Hayır abla Mustafa. 7-8 senelik olay bu 8 ay ya. önce değil abi. Oğlum emin misin lan? Bundan Fethiye 7-8 sene ablanın önce hiçbir ya. alakası yok ki. Onun çoluk çocuğun ne olmuş? Onun Fethiye abla öldü mü peki? Fethiye ne oğlum ya? Bir alakası yok. Bu kendi kendine bir şeyler saçmalıyor. İyicene yemiş kafayı abla. İyicene yemiş mi? Kim? Bu bakır kömürüne yatması lazım Konuyu değiş.
Bitirmeye çalışıyor Nazmiye. Ya bu Barış Hanım'ın insanı... bir dakika, Nazmiye mi konuyu değiştirmeye çalışıyor? Bu 7-8 sene önce... Herkes Nazmiye'ye çatıyor. Nazmiye iyice tek kaldı, farkında mısınız? Olan bir olay... Ailesi de reddetti artık Nazmiye'yi, vallahi billahi. Bizle hiçbir alakası yok. Yok yani. Birlikte olma olayı bak 8 ay önceymiş. Abla zaten 7-8 sene öncesi Hüseyin öldü. İnsanlarla bizim alakamız yok ki. O... 7-8 sene... Ay önce nasıl oğlum? 7-8 sene önce diyor herif. Olayla. Hüseyin belki de ölmedi anasını satayım. Saçma saçmalıyor abla ya. Saçma mı saçmalıyor? Ya 8 ay önce oldu Mustafa ile diyor kız. Ben bilmiyorum ya cinayet olayı ne zaman. Onu demiyorum. Öçkünü diyorum. Hani Fethi abla bilmem ne. O öyle bir alakası yok. Bu saçmalıyor bu. Ödülme olayı mı 8? Bu gerizekalı. Bu şimdi niye? Bir de Mustafa Fethi'ye bunların ne alakası var anasını satayım? Yani sürekli çemberi genişletiyor çakal. Öyle bir tilki ki. Çember daraldıkça çemberi genişletiyor. Farklı farklı isimler sokuyor işin içine. Bizim kafamız iyice karışıyor. Ulan zaten Hüseyin öleli 7-8 sene olmuş. Yıl önce. Yok. Sen 7-8 sene önce zaten portakallı vitamindin manyak. Sen nereden biliyorsun Fethiye'yi bilmem neyi? Yok yok, hani Fethiye abla diyor. Öldürün evet abi, öldürme 8 sene. Tamam öldürme 8 yıl önce olabilir evet. Ama bu birlikte... Ama ben bu şeyden daha yeni haberim oluyor. Bir de bu abla, bu bizi ilgilendirmiyor. Bu tamamen dış kapının dış mandalı bir hikaye yani. He? Daha yeni ben böyle bir şey diyorum. Ben bir kere mahalleye girerken onu orada onunla konuşurken gördüm. Kızdım içine, yalan değil abla. Ne zaman oldu o? Kızdı. Abla ne zaman oldu? Yaklaşık ne zaman oldu abla? Bir sene kadar oldu abla. E tamam işte, bir bunu sene. 8 ay önce evet. Söylüyor işte. Bir sene önceki olayı söylüyorum abla. Ben konuşurken gördüm. Şirin dedim, sen dedim anne bizim dedim düşmanlarımız sonuçta bu, hasımlarımız. Sen nasıl konuşabilirsin dedim ya. Sen beni nasıl eksiye düşürebilirsin? Ne kadar da olsa dedim, benim çocukluk arkadaşım dedim katletmişler yani bunlar. Evet. Bunu harca dedim, hasım tarla dedim katletmişler. O ne konuşuyorum dedi. O ne konuşuyorum dedi. Vallahi, normal öylesine muhabbet ediyorum seni abla. Lan ben söyledim mi sen ne böyle bir insan olarak nasıl muhabbet edebilirsin dedim sen yani. Bir değişik bir kıyafet gördüğünde, elinde bir para gördüğünde nereden buldun abla, diye sorar. Abla görmüyordum işte hiçbir şey, görmüyorum abla. Peki görmüyorum. Para nereye gidiyor o zaman? Efendim? Yani bütün bu konuştuklarımızın içindeki para nereye gidiyor siz bilmiyorum. Abla işte ben bu paradan abla hiçbir şey haberim, bak ben ne diyorum sana, bak bundan 6 ay önce. Evet. O parayı da öyle haberim oldu çünkü kendisi tamam, itiraf etti. Ben bu parayı ilk defa gördüm. Ben ilk defa gördüm bu parayı. Öyle haberin oldu. Ben bu parayı ilk defa gördüm. O da şimdi bak abla, bu kız ben... diyor ki para karşılığında işte bu para alıyordu diyor bu adamlardan. Diyor. Paralar nereye gidiyordu? İşte abla benim yanımda değil ki, ben nereden bilebilirim? Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Abla, ben bunu ilk defa gördüm. Ama ilk defa gördüm bunu. Vallahi bile bıktım artık ya. Bu işte sen gördüğünde konuşuyor dediğinde senin yanındaki işte ona söylüyorsun. Peki para almışlar. Niye benden para alıyordu? Niye ben onu bilmiyorum. Ben nereden bileyim? Benim yanımda olmayan bir insanı ben nereden bileyim? Hayır bak, bunun sonucu nereye geliyor diyorum. Siz eğer para görmüyorsanız demek ki bu kızın elinden de parasını alan birisi var o zaman. Sen almadıysan, o almadıysa. Abla ben... Evet, kim? Bence Fethiye. Sana bak, bir seneden beri zaten biz beraber değiliz. Ben nereden bilebilirim ne kadar para gelmişler? Sen niye kaçıp kaçıp duruyorsun ya? Gel. Oğlum sen niye hakikaten... Çeneli. Gel. Sen niye uzadın hakikaten gene arkaya doğru? Kız bir şey anlatıyor. Sen diyorsun ki aramızda o yapmamış ki. Ben yaptığını çektim diyor. Ama abla saçma saçma konuşuyor ya. Ne güzel Fethiye'yi patlatıyorduk aslında. Sen niye uzadın ya? Doğru dümdüz konuşsun. Bu Barış'ı mı kayırıyor? Ben burada babasıyım. Onlar için ne yemekler çektim abla ben? Yıllarca ya. Onlar söyle hayatım. Bana niye söylüyorsun? Verdiğim ekmeklerin biraz da aklını verin bana ya. Söyleyin ya. O Barış seni evlen... Versene oğlum. Hakkını versene biraz. Vallahi bile adam bak bütün vallahi ekmeğin şeyini aram etti ya. Sen ne olacak? 3 gün sonra seni de aynısını yapacak. Ne oluyor lan? Bu kim lan? Biri koşuyor. O Barış ne? Hakkını ver o zaman, dilinle bizi yeme. Ne yapayım, nasıl vereyim babalık hakkımı? El arabayı mı yitikleyeyim? İşe... Babalık hakkını ver, dilinle beni yeme mi? Mi gideyim, sizinle mi uğraşayım? Oğlum adam zaten 3000 lira 4000 lira maaş alıyormuş lan, manyak. Yanlış bir şey ya, öbürkü zaten Eyüp cezaevinde. Onun peşinde ne kadar koştum, gemlik emniyeti biliyor. Oğlum yapmayın, etmeyin. Bugün hırsız, yarın başka bir şeyler olur. Bugün hırsız, şu anda gemlik emniyete buraya bağlanabilir mi peki? Anlık. Bu arada... Doğan Haber Ajansı'nın haberinde evet. Bursa'nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un öldürülmesi olayıyla ilgili işte bir haberi arkadaşlarımız veriyorlar. Evet. Demirören Haber Ajansı, pardon. Evet. Namusumuzu kirlettiler diyerek o bahse geçen olayla ilişkin haber. Kız, bu da Zeytinlik'te olmuş. Evet. Zeytinlik'te dehşet, kız arkadaşını beklerken öldürüldü. Evet abla. Oğlum aa ki ne aa, biz Zeytinlik'ten 2 kilo zeytin toplamaya vallahi billahi gidemiyoruz. Bunlar gümbür gümbür birbirini asıyor ya. Oğlum siz niye sürekli Zeytinlik'te birilerini asıyorsunuz, manyak mısınız siz ya? Aa! Kız arkadaşım beklerken... Başka... Aa deli olacağım artık vallahi, sinir krizi geliyor ya. Hüseyin, hayır bu işte şey, anlattıkları olan. 8 yıl önce dediğiniz olan. Evet, evet abla biliyorsan. Bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Ama onun bizimle hiçbir alakası yok efendim. Şimdi sen niye oğlum 8 yıl önceki olayı sen nereden duydun da geldin bu olaya katmaya çalıştın Nazmiye? Sen söylesene bir tanem, seni anlattın. Sen niye anlatıyorsun? Sen Fethiye'nin ilişkisinden, Mustafa'nın ilişkisinden, Hüseyin ölümünden bize ne? Onu anlatın. Ne alaka? Konuyu değiştirmeye çalışıyor bu kız ya. Saçmalıyor, Barış'ı savunuyor, konuları değiştiriyor. Tabii o yani konu Barış'tan uzasın diye artık bak vallahi bile Sedat bile artık Remzi'ye sallamak yerine Barış'a sallıyor ha.
Benim anladığım o. Hepimizin anladığı o. Sen Nazmiye, sen iyice patlıyorsun ha. Vallahi ailem bile seni terk etti artık. Düzgün cevap ver babana. Baba gibi konuş. Baba kız gibi konuş. Babacım şöyle şöyle de. Arkadaşım Hüseyin ne alaka? 7-8 sene önce ölmüş Hüseyin'e. Niye anlattın bize şimdi? Ben baba kız gibi konuşmak istemiyorum. Ya siktir git gibi konuşuyorsan öyle konuş. Vallahi beni deli ettin beni artık yeter ya. Vallahi bir Arap zıkkım olsun ya. Senin babanla ilişkin ne zaman bitti, baba kız ilişki? Ben peşine düştüğüm için. Öyle mi Nazmiye? Yok. O gün sofrada yemek yerken... Gelip beni dövmesiyle bitirdim ben her şeyi onlarla kestim. Herkes de dövüyor seni arasın. Sen de dedin ki vallahi beni kimse de dayak yiyecek tip yok senden ama neyse. Takım. Hangi sofrada yemek o dövdün? Gün bitti benim içinde. Niye dövdün? Neden böyle insanların yanına sokulursan döverim. Hani o cenaze... Bu nasıl bir düz mantık lan? Niye dövdün? Dümdüz mantık. Neden böyle insanların yanına sokulursan döverim. Hani böyle insanların yanına sokulursan döverim. O cenaze... Oğlum böyle bir şey olur mu lan anasın? Vallahi billahi ya. O şere de dövüyorsun. Aman kimse kimseyi dövmesin vallahi billahi. Niye dövüyorsun oğlum kızını? Allah Allah. Babaannenin cenazesinde mi hani o dayak olayın onu? İnsan vallahi bile çoluğunu çocuğunu şiddet gösteremiyor Allah korusun ya. Neden bahsediyorsun? Ha? Bayağı alıyorum. Bu da başka. Onun aramızda olan bir şey bu. Sen niye dövüyorsun Sedat abi? Ya ne var ta aramızda söyle madem ya. Tövbe estağfurullah söyle ya. Abla böyle insanların yanına sokulduğu zaman ben buna itiraz ederim abla. Ondan mı babaannen? Ben 40 yaşındayım daha bir tane şimdi dur bir saniye sokulmadım. Sen kapat çeneni. Allah Allah. Allah Allah. Öyle denmez bir... baba ya. Tamam sus bir. Birinci ko- Öyle denmez babaya dedikten sonra yumuşatıcı peki? Ha? O yumuşatıcı etkisi peki? Şimdi... Bayağı değişti gerçekten. Bok değil kaka. Opsiyonel. Şimdi dur bir saniye. Sokulmadım. Sen kapat çeneni. Öyle denmez bir... baba ya. Tamam sus bir. Bir... Sen kapat çeneni. Tamam sus bir. Opsiyonel. Nevrigül yalan söylüyormuş. Şirin. Yalan söylüyormuş. Değil mi? Bu böyle söylüyor. Evet. Neyse kimin benim kızı? Ablam yalan söylemez. Neyse doğru apaçık söyler ortaya koyar. Kimseden de gizli saklı bir şey yapmaz. Hı-hı. Ortada yapar. Hı-hı. Ne anlattı şimdi bu? Doğrudur evet abla. Sen niye sürekli ablanın üstüne iftira atıyorsun? Çünkü yılanın başı o. Ya? Yılanın... Herkes patladı oğlum vallahi billahi. Nazmiye'nin ailesiyle şu anda Remzi vallahi billahi aynı amaca hizmet ediyor ilk defa. Başı o çünkü. Uf, sen niye ablanın sakin bana anlat. Bak abla ikisi giriyor ortaya beni çıldırtıyorlar. Ananı avradını. Zaten vallahi Nazmiye inanılmaz derecede Remzi'den tetikleniyor. Bir de Remzi tutup aileyle birleştiği için şimdi kız falan komple başkalaşım geçirecek ha. Şuna zaten gıcım. Bir kaşık suda bağır ver şimdi... dürürüm onu. Tabi tabi ona zaten takık arkadaşlar. Ona zaten inanılmaz derecede takık. Çünkü arkadaşlar yemek yerken şu anda inanılmaz derecede Remzi'ye takıldı. Bana mı laf anlasın buna mı laf anlasın? Bırakın konuşmayın siz o konuşmuyor. Öyle olunca katil. Ortalık zaten karışık ben sana söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeceğim. Abdullah bir dinle. Nasıl? Abdullah sen buraya aslında seninle ilk röportaj yaptığımızda şöyle bir şey söyledin. Dedin ne ki, dedin? Ben Nazmiye'den şüpheleniyorum dedin. Evet. Ve aslında ailenin içinde ilk bunu dile getiren sen oldun. Evet. Neden Nazmiye'den şüphelendin? Çünkü boyuna konuları saptırıyor bir yere. Ablasının üstüne iftira atıyor. Onunla bununla yattı diyor. Para karşılığında diyor. Evet. Ya ablam böyle bir şey yapmaz. Ben çünkü ablam bana hep geldiğinde ben ablama para veriyordum. Eşiyle geldiğinde eşiyle de veriyordum. Evet. Yalan desinler. Ben çünkü ablama hep arkasındaydım. Ablam da benim ablasın hep arkamdaydım. Ama haksız da diyemeyeceğim şimdi gerçekten. Dişsiz ponçik Abdullah da haksız diyemeyeceğim. Çünkü Nazmiye sen alakasız, hakikaten alakasız konular anlatıyorsun. Yani Abdullah, ablasına Nazmiye Nevrigül'ün yapmadığı şeyleri mi anlatıyor diyorsun? Evet. Evet abla. Şu an şu karşıdakileri koruyor. Belli yani. Besbelli. Evet kendini satıyor diyor. Bilmem ne diyor. Anasını satayım. Vallahi Azrail'iniz benim demiyor. Sürekli konuyu saptırıyor. 8 yıl önce bizle alakası olmayan bir olayı karıştırıyor. Evet. Farklı farklı konularla ya, çarpıştırıyor olayı. Hayır 8 ay önceki 8 yıl önceki Hüseyin cinayetini niye anlattı mesela? Onu hiç anlamadım. Olan bir kadına bile leke atmaya çalışıyor. Sen orada mıydın? Bu olayın bulunmamasını istiyor belli ki. Nazmiye'cim sen de sakince cevap ver. Bana Nazmiye artık bir sakinleş. Artık zamanı geldi abla. Artık tek kaldım vallahi billahi barışlar içeride. Bak hiçbir destekçin yok şu anda. Bitti komple bittin şu anda. Cevap ver. Artık sonra dedesin. Bir şeyleri anlattın abla. Bu saatten sonra anlatmazsan vallahi billahi. Ya işlenen bütün faili meçhul suçları gerçekten senin üstünü yıkar. Seni de içeri attırırlar ben sana söyleyeyim. Bulunmamasını istiyor belli ki. Nazmiye'cim sen de sakince cevap ver. Bana cevap ver. Evet anlat abla biliyorsun. Eğer ben de bir daha bu programa çıkarsam, bir şeyi konuşursam... Gelinlik yerine kefenlik giyeceğim. Böyle de bitiriyorum. Bunlar ne demek istiyorsa her şeyi açıklasın. Ya bu lafın üstüne de 5 dakika sonra buraya gelirsen hakikaten artık küfür edeceğim. Artık bıkkınlık getirdim. Ben 5 gündür burada izlerken tetiklendim ya. Yok bu sefer çok... Gelinlik yerine kefenliğinden ben seni zaten bıktım da.
Ha? Ben hiçbir şey demedim. Küstü koskoca şu anda vallahi billahi televizyon programına küstü. Televizyon programına trip attı ya. Vallahi billahi artık delireceğim ya. Artık delireceğim. Gerçekten vallahi billahi şu olayı çözmeye çalışırken kafayı yiyeceğim. Oğlum kim yaptı lan? Biliyorsunuz. Gel şunu anlat şurada, gel şunu anlat falan gibi. Vallahi bile bir şey yapmayacağım, tamam ya. Ya tamam, gerekirse bak sen yaptıysan seni içeri attırmayacağım. Yeter ki olayı... ya merakımdan kuduracağım. Kim ne yaptı? Vallahi billahi. Gel anlatsana şunu kadın. Anlatmazsan bak gelinlik yerinde kefenliğim çıksın bu yayından. Çünkü bu... Gelinlik yerinde kefenliğim çıksın bu yayından. Lütfen anlat şunu ya. Gün aileyi Bursa'ya... Ya vallahi bile geceleri uyuyamıyorum artık ya. Geceleri uyuyamıyorum ya. Geceler ara buldu bak bu aralar. Uğrayacağım çünkü bugün gidip cenazenizi alacaksınız. Ben bugün ablamı alacağım abla. Adli tıp kurumundan cenazelerini alacaklar. Arkada kriz geçiriyor. Arkada bağırıyor bir de ya. Bir de arkada bağırıyor ya. Gidecekler. Ben ablamı alacağım abla. Adli tıp... Bak bağırıyor arkada. Duydunuz sesi. Kurumundan cenazelerini alacaklar. Defnedecek. Allah'ın cezası. Yırtık. Der. Allah şimdiden rahmet eylesin. Ya bu her şeyi biliyor bu. Gördün mü? Yırtıyor kendini. Abla her şey için size teşekkür ederim ben. Yiyeceğimiz, yatacağımız, geleceğimiz, geçeceğimiz hepsini karşıya atınız. Estağfurullah. Bunun için teşekkür ederim. Estağfurullah gülüm. Ne demek arası yani, senin poğaça paranı veririz tabii de. Arkadaşlar artık farkındaysanız Nazmiye yani tamamen sıkıştı. Nazmiye tamamen tek kaldı. Allah ya, bir kere razı olsun. Hocalarıma da teşekkür ederim. Hepimizden razı olsun. Onların hani kafalarını ağrıttık bu konuda. Ama... Kızımızın katili çıksın, bizim de gönlümüz rahatlasın. Hepimiz onu istiyoruz. Vicdanımız rahatlasın. Hepimiz onu istiyoruz ama şunu söyleyeyim. Yani olmuş, sonuçta olmuş, biz, siz buraya Nevrigül aramaya geldiniz. Yani 52 yaşında, iki çocuk annesi bir kadını aramaya geldiniz. Dediniz ki eşinden şüpheleniyoruz. Çünkü boşanma aşamasında o bir şey yapmış olabilir. Evet. Daha evvel şiddete uğradı. Evet. Abdullah çıktı dedi ki ben kız kardeşimden şüpheleniyorum. Öğrendik ki, yani aslında bu tabii bir dizi senaryosu değil. Ben bir konuya başladığımda nereye varacağımı açıkçası bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz seyircilerle beraber. Abla biz çok fazla, ben arkadaşlar televizyonda da YouTube'da da daha önce hiç böyle çok fazla güven, yani mücanlı programları çok izlememiştim arkadaşlar. İlk defa böyle olayı derinlemesine girdim. Yani böyle kolay çözülebilen işler değilmiş bunlar ya. Biz bilmiyoruz ki. Ben dedim ikinci günden çözeriz herhalde. Yani ikinci günden çözmeyi boş ver. Ben kendi hayatımla ilgili şeyleri unuttum mesela. Biz kızı arıyorduk. Belki kızı Bodrum'da bulsaydık. Kendi hayatımı unuttum yani şu anda arkadaşlar. Hiç çözemiyorum yani asla. Hakan'la tatil yaparken diyecektik ki buradaydı, bağlanacaktık. Gidecektiniz şimdi. Nerelere geliyor konu? Evet. Yani ne güzel. Vallahi bile 2 dakikada çözeriz gideriz dedik anasını. Bambaşka. Bir de bu olay mı böyle çok gerçekten böyle Arap saçı bir olay? Bilemiyoruz baştan sonuna. Bir de ilk hafta biz hakikaten Nazmiye burada ben sakin sakin. Ben Nazmiye'ye soru bile sormadım. Oturdu evet, hiçbirimizin aklına gelmedi ki. Nazmiye orada çok sessiz sakin oturuyordu da. Şüpheli olduğu belliydi ama. Nazmiye daha fazla ne biliyorsun Nazmiye bizimle paylaşsan. Yani herkes burada sinir krizi geçirirken Nazmiye daha başrol bile değildi o zamanlar. Demek... Bunları tanıyor musun demedik. Evet ama çünkü küçük bir kız gibi değerlendirdik. Kız çocuğu gibi değerlendirdik. Nevrigül de çok küçük bir kız evet, çocuğu benim için yani. Evet ama abicinin kalkıp da ortamı hayal edemedik. Abisi şüpheleniyorum abicinin dedikten sonra. Da ben Nazmiye'nin bu konuşmalarından dolayı şüphelendim dediği zaman. Evet. Nazmiye'nin burayı terk etmesinin hiç gereği yok. Tabi Nazmiye orada ince ince patlamaya başladı ama Nazmiye zaten sıkışıktı. Duyuyorsan buradan sesleniyorum. Öyle 2 dakika bir burayı terk edip gidip gelmek bu işi halletmez kızım. Ya hakikaten yok oradan kefenim çıksın, yok gelinliğim çıksın bir şeyler dedi. 5 dakika sonra tekrar buraya gelirse keferiyle birlikte sokun buraya ya. Tövbeler tövbesi yeter ya. Gel lan. Yeter ya. Nazmiye. Sen sana sorulan soruları... Senin geliyor mu gene? ...le ilgili şüpheleri otur burada. Sakinde de gerçi sorunu canı istediğine cevap veriyor, istemediğine vermiyor da. Ha. Ya istediğine cevap vermeye boş ver. Bir de abla manyak manyak ya, televizyonda izlediği dizilerin senaryosunu anlatıyor burada manyak ya. Bir evden bahsediyoruz. Yakınlarla evet. Gidiyorlar, kızlarla gidiyorlar. İşte gidiyorlar ve orada yasaklı madde kullanıyorlar. Abla penthouse diyelim buna. Penthouse yani ortam evi. Ha. Şimdi Nevrigül'ün o sıradaki sevgilisi Doğan diye biliyoruz. Evet. Aslında Hakan'la da görüştüğü söyleniyor. Bir bandımız var. Abla bunlar grup flört. Flört diyelim yani onu. Grup başka bir şey de neyse. Tanıdığı Nazmiye. Şimdi o eve Nazmiye sevgilisi denilen Barış'la gidiyor. Evet. Nevrigül'ün de sevgilisi Doğan olduğuna göre. Nevrigül'le Nazmiye o evde aynı anda buluştuğuna göre. Mesela Doğan niye o evde yok deniyor ben anlayamadım. Bir de bak Doğan'ın yani ismi ortaya konduğu zaman Nazmiye feryat ediyor. Doğan'ın ismi ortaya konduğu zaman Nazmiye feryat ediyor. Yani hakikaten anasını, yani senin sevgilin Barış'sa sen niye ekstra Doğan'ı korumaya çalışıyorsun? Doğan'ın isminin ortaya konmasını istemiyor. Ya bu sebep ne? Ekstra niye Doğan'ı korumaya çalışıyor hakikaten? Doğan'ı soracağım. Hiç tanımadım diyor üstelik. Hiç tanımadım görmedim diyor. Gelen telefonlar, edinilen bilgiler. Tabii gördüğü zaten bariz canım. Yok kaldırımda 2 kere gördüm falan, o zaten kolpe de. Var var. Daha sen neden dolayı Doğan'a bu kadar titiz davranıyorsun? Gel otur da burada. Sakin sakin izahat ver kardeşim. Bir adamdan da şüpheleniyorum. Bak, bir saniye Sultan, tek konuşalım. Ben canımı bakalım, şey Allah'a büyük konuşmayayım, ortaya...
Dur bir şey söyleyeceğim. Sedat gene gerçekten hamaset yapmaya kalkma. Zaten beynimiz yanık. Manyak manyak yerlere girmeyeceksin değil mi? Bak Sedat'ı dinliyoruz arkadaşlar. Bir saniye Sultan. Tek bir konuşun. Ben canımı Allah'a büyük konuşmayayım. Ortaya koyarım. Benim kızım hani böyle şunu yaptı bunu yaptı diyorlar ya. Fuhuş bilmem ne. Kesinlikle öyle bir şey yok. E daha demin sen diyordun ya. Nasıl bir öyle bir şey yok derken? Kesinlikle öyle bir şey yok. Sana namus ve şerefim üstüne... Ha Nevrigül'den bahsediyorsun sen. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde canımı ortaya koyarım. Benim kızım öyle bir şey yok. Ha bunun varsa onu bilemem. Ha bunun varsa Nevrigül'den bahsediyorsun sen. Yalan atıyor sürekli ablasının üstüne yalan atıyor. Ya kendini sattım attı muhabbetleri falan filan yok bunu satıyorlardı falan hepsi yalan diyorsun. Yani aslında bak aileye de Adem'in aile diyor ki öyle bir kız değildi bunu hep Nazmiye ortaya atıyor. Nazmiye ortaya attığı için abla. Biz diyor şüpheleniyoruz Nazmiye'den diyorlar. Kendisini temize çıkartmaya çalışıyor abla. Anladın mı? Kendi ablası rahmetli olduğu için. Bak bir şey söyleyeceğim ben Nazmiye'nin konuyla ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama. Nazmiye sürekli telefonla konuşuyor ve ben de telefonla ona birilerini şöyle yap böyle yap dediğine %1 milyon eminim. Kesin. Ben annesinin o telefon konuşmasını duyduğundan da %1 milyon eminim. Bu kadının yalan söyleyecek bir durumu yok. Duydu. Nerede duyacak zaten anasatayım ya. Yok patladık matladık demiş onları duymuş hepsini. Yok, eyvah patladık şimdi polisler seni ama. Yakalayacak alacak dediği kişi kim? Kim bilmiyorum abla sürekli konuşuyor. Kimi ben kim o? Dinliyordum kimle konuşuyorum. Kim bunlar hep soruyordum ya. Kaynanamı hep saf yerine koydular anladın mı? Kaynanamı hep saf yerine koydular. Hep aklı dengesi yok yerinde değil. Hep hani yanlış anlama abla kusura bakmasın ama hep geri zekalı. Parmağında oynattılar. Anladın mı abla? Hep ikisi beraber. Evet. Çok yalanlar konuştular. Hep annesinin kalpli bir insan. Ben onu o konuda kendisine herden güveniyorum. Kadın insan da duyduğunu bilmez mi yani? Kadın niye bilmez? Peki şu bandımızı izleyelim. Gelsin abla bat gelsin. Bu dönemi Doğan'la mıydı? Evet. Ondan öncesi ben Hakan'la diye biliyordum. Doğan evet. Da sonradan işte ondan. Var mıydı onu bilmiyorum. Nevrigül alan nasıl? Geçen seninle bahsediyorum. Bu kim gene? Allah kahretmesin. Sen de mi lan yasaklı madde? Ha? Saça bak. Arkadaşların. Vallahi billahi. Arkadan tiftikli parkalı İbrahim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kadın niye sürekli gerçekten dağın başında röportaj yapmak zorunda kalıyor benim bu Müge ablam? Kendisi yasaklı madde temin etti. Ondan sonra işte Nevrigül vefat eden kızı aradı. Sonra buluştular falan hatta yanımıza geldiler bizim. Çok kıskançtı Hakan bir kere. Kızı hem... Hakan nasıl kıskanç oluyor oğlum? Hakan kıskanç diyorsun. Hakan Nevrigül'ü kıskanıyor diyorsun. Nevrigül zaten evli. Artı en yakın arkadaşlarından biri olan Doğan'la ilişki yaşıyor. Kafayı yiyeceğim. Kendisi getirmişti bizim bulunduğumuz yere. Hem de yani otururken atıyorum bir muhabbet ediliyor. Kız konuştuğunda falan çok ters bakıyordu kıza. Bir başka erkekten çok fazla aşırı kıskanıyordu. Nasıl kıskanıyor işte onu anlamadım ben ya. Öyle olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Hatta kocasıyla da kavga ediyordu. Kız telefonlar Nevrigül'ü arıyordu kocası. Hakan elinden alıp kocasına da küfürler ediyordu. Öldüreceğim oğlum seni falan diyordu. Ne? Var böyle bir şey Remzi? Hiç anlatmıyorsun bunları Remzi. Nevrigül alanın bahsi geçen sevgilisi tarafından da... kalabileceğimiz falan bir iki gün idare eder misin diye. Ben de gel kardeşim dedim. Geldi tartışma çıktı aralarında. Sonra işte kavga ettiler. Hakan işte birkaç tane vuruyordu. Nevrigül'ün gözünde morluk vardı. Yani bildiğin vuruyordu abla yani gücünü kullanıyordu. Bir erkekle kavga eder gibi misal vuruyordu. E bu gelmiş gene. Ne oldu lan gelinlik kefendi ki? Gelmiş gene. Dur zaten biz hemen araya girip ayırıyorduk onları. Ama sonra kız alıp gidiyordu. Yani sonra ne yapıyorlardı onu bilemeyiz. Ne oldu? Gelmişsin gene abla vallahi billahi. Şişme surat. Ne olduğunu düşünüyorsun siz? Ya kocası ya Hakan'dır büyük ihtimalle. Çünkü kocası Hakan'dan kıskanıyor. Hakan kocasından kıskanıyor. Çünkü evet. Kocası da telefonu diyordu öldüreceğim sizi falan. Hakan da sürekli diyordu işte ben seni öldüreceğim falan. İşte boşanmasını... Bunlar arkadaşlar telefonda herhalde günlük birbirlerini 3 kere arayıp arkadaşlar ben seni öldüreceğim, ben seni öldüreceğim deyip kapatıyorlar galiba. Falan istiyordu Hakan, hamile. Arkadaşlar bunların telefon kayıtları, mayıtları gerçekten hani neye göre çıkıyor mesela? Yani hangi izne göre çıkıyor? Falan diye evleneceğiz işte kocasından boşanmasını bekliyor. Senin de kulaklarını kemireyim ben hakikaten. Vallahi bile bu nasıl bir kulak? Sen kocası boşanmıyor falan demişti. Yasaklı madde kullandığı için çok takıntılı oluyordu. Mesela işte Nevrigül'ün telefonunu falan aldıysa eline eğer ki Hakan. Ve bu şeylere şahit olduysa, gördüyse... Kulağa bak kulaklım benim. Kendi gözüyle her şey... Bu da böyle arkadan yaklaşacaksın arkadaşlar. Bunun bu kırmızı kulağını kemirip kaçacaksın. Yalırım seni. Aynen öyle. Fiyatı ye. Bu yasaklı madde temin eden insanlar her şey yapabilir. Her an her şey açıklar yani. Evet Remzi ne diyorsun bu işe? Telefonla Hakan'la böyle kavgalarınız oluyor muydu her gün? Hakan'la görüştüğümü bizzat benim yüzüme karşı telefona söyleyebilir mi? Sen değil miydin o? Ben abla hiç şekilde konuşmadım. Ben Hakan'ı bilmiyordum bile. Ben ilk defa görüyorum Hakan'ı. Abla ben Hakan'ı ilk defa görüyorum. Ben ilk defa gördüm Hakan'ı. Ben Hakan'ı ilk defa görüyorum. Bana o gelen fotoğraf... Ya Remzi ama senin de sikeceğim ben en son. Vallahi senden de bıktım yani ha. Senden de gına geldi artık. Yeter anasını satayım ya. Da Hakan da değildi. O gelen fotoğraf ben bir kere gördüm ablasından. Bana Müge abla teyit ettikten sonra şey yaptım. O Hakan değildi. Neydi Doğan'dı. O çocuğun adı? Doğan'dı. Ya senden de gına geldi ama yeter anasını satayım. Vallahi billahi ya. O zaman sen diye başkasıyla mı konuşuyorlar? Bilmiyorum abla artık ben diye başkasıyla ama ben değilim. Hani arasın desin yalnız ki. Yalnız orada bir hamilelikten bahsediyor. Müge müsait mi? Hamilelik mi? Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah derim. Ya vallahi bunu al Türk televizyonlarında dizi yap. Neyi istiyor? Dizi yap. Edar Mahlaf çok teşekkür ederim gülüm. Adliye Nazmiye'nin telefonuna el koyup incelemeye neden... Yani anasını satayım. Bir o ikincisi bunu al dizi yap. İtin bir tarafına sokarlar böyle saçmalık olur mu diye. Ama gerçek hayatta yaşanan şeyler işte bunlar. Kafayı yiyeceğim. Kim? Müge emniyetin önünde bekliyordu. Müge içeri mi aldılar? Ne yaptılar en son?
Bütün suçlar Müge'ye kaldı galiba. Tamam, peki burada bir hamilelikten bahsediyor. Yalan abla, benim ablam kadınların taktırdığı bir şeyi taktırdı. Nasıl? Kadınların taktırdığı bir şey. Tamam, bile olabilir ki. Formaşı ya. Spiral. Arkadaşlar şey geldi aklıma, vallahi billahi Reşit Bozdağ geldi aklıma. Öyle bir şey mi? He? Spiral. Ve pantol. Neden mesela? Bir hamilelikten bahsediyor bu görgü şahidi. Buyurun Müge Hanım. Nedir bu hamilelik? Vajinal detoks. Mevzusu. Evet, daha öncesinde hamile olduğunu söylemişler bu bir senelik mevzuda. Bir de biz bu Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde araştırma yaparken oradaki komşularından biriyle konuşmuştuk. O da aynı şekilde birkaç ay önce konuştuğunda evet. Ağustos ayı civarında hamileyim abla demiş ona bahsettiği kişiye. Hamileyim abla, bu evde tuhaf şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Ben hiç bilmiyorum. Doverler mi? Kim? Doverler kim be? Doverler vururlar dediğini söylemişti komşu bize. Nevri Gül mü demiş o komşuya imkansız. Döverler ederler falan diye. Evet, yardımcı olmamı ister misin gibi bir şey söylemiş. Anlayamadım diyor tavrını. Evet, Nevri Gül'ün komşusu spiral takmış mı peki? Tarzından çok hızlı ve peş peşe kurduğu cümleyi hani çok evet. Mantıklı bulmadım o anda dedi. Yardım da istemedi hani direkt bu şekilde hani döverler bir şey yapamam tehlikeli insanlar gibi bir şeyler söylemiş ağzında gevelemiş. Ve pantol. Ağustos ayında peki hamile olduğunu mu söylemiş? Evet Müge Hanım, evet. Kimden? Kimden abla? Hamile olduğunu söylemiş. Yalan. O öğrenebilirsek cinayeti çözeceğiz. Benim kızım hamile değildi. Korunma şey abla. Aa, hakikaten kafayı yiyeceğim. Aa. Benim kızımda Sprail vardı. Sprail mi? Yok Cebrail ama ne yapayım? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah, çok kötüyüm ya. Allah'ım ya Rabbi, arkadaşlar hep beraber toplanıp Sprail'i boykot etmemiz lazım. Ya vallahi arkadaşlar kafayı yiyeceğim, iyi hissetmiyorum. Acil bir şekilde Sprail'i boykot etmemiz lazım chat. Chat'te bir şey yaz. Chat'te bir şey yazmış. Sprail'iniz benim. Allah'ım ne olursun yardım et bize. Allah'ım 5000 şanlı meleğinle birlikte yardım et bize. Ya Rabbi vallahi bile iyi hissetmiyoruz biz ya. Benim kızım hamile değildi. Şey var, hamile ki. Benim kızımda Sprail vardı. Camı Sprail 10 saniyede takılır, 10 saniyede çıkarılır, bilemezsin. Herhalde ama Sprail 10 saniyede takılır. Sprail bu. Yani. Komple böyle vücuda şey yapıyor, vajinal detoks. Sen biliyor musun Nazmi böyle bir hamilelik mevzusunu? Var mıydı abla Spro? Hayır. Yok muydu Spro? Bak şimdi o çocuk da aynı şey. Sprail'e boykot. Ne söylüyor? Ama yani arkadaşlar mutfağa muftak denmesine bile eyvallah da yani Sprail'de hiç yoktum mesela ya. Ben vallahi bilmiyordum yani. Müge de komşu öyle. Allah'ım affet ya. İnandırıcı bulmadı. Televizyonu mu kapatıyorsun? Hoşçakalın. Sanki hamileliği de Hakan'dan hamileydi. Allah'ım su içemiyorum. Bir susma Şevku. Şevku Rahil. ...gibi algıladım ben. Ben öyle değil mi? Evet, ben öyle anladım. Konuşandan öyle anladım. Yani bu Nevrigil'in en son görüştüğü kim yani? Doğan mı Hakan mı Müge? Sen onu tespit edebildin mi? Sprail'in kendi geldi ne adam Sprail. Yes, door. Sprail'im benim. Hoşçakalın. Barış'la en son konuştuğumuzda Barış'ın bize... Tayza. Söylediği şuydu. Tansiyonum düştü lan. Hakan... Bayılacağım. Yoktu. Biriyle sevgili olmak onun diğerleriyle görüşmesine engel değil demişti Nevrigül için. Aynı anda hem Doğan'la hem Hakan'la beraber olduğunu söylemişti. Bu şekilde biliyoruz Müge Hanım. Tamam, Hakan'ın da çok kıskanç olduğunu söylüyor. Bizim yanımıza kendi ortamına getirip bile kıskanıyordu diyor. Nasıl izin veriyordu o zaman? Ne abla? Şimdi biliyorsunuz gözaltına alınanlar evet, arasında bize Hakan da var. Bir sene öncesinde... Bakalat almış öyle. O zaman... Beraber Hakan'la ve Doğan'la aynı anda mı görüşüyordu? Onu bilmiyorum. Hakan'la Doğan yokken görüşüyordu. Ne bilmiyorum lan. Hala bilmiyorum tabii tabii. Allah'ı billahi ya. Vallahi zaten koptuk burada. Anlatacaksan anlat, anlatmayacaksan vallahi billahi ya. Kefenimle çıkacağım şimdi ya. Doğan ne zaman olmuyordu ki? Kızım gelsene, seni göremiyorum. Şu kameraman arkasını önümden çekilir misiniz? Biraz şöyle. Ya kızım gelsene buraya. Niye orada? Kızım kim ya? Şöyle. Gel kızım, ya biraz gel, ablanın yanına gel.
Ya bu şey, bu şey Nazmiye mi? Gel ben yüzüne bakmadığım insanla konuşamıyorum. Arkadaşım. Canım benim, çık gelsene. Allah cezanı vermesin. Gitmiş tam nereye oturmuş vallahi billahi. 35 kilometre ötesi Pride. Herkes burada oturuyor. Bütün ekip burada. Remzi'nin kellenin büllük kısmı burada. Ha? Remzi'nin gerçekten spreli burada. Vallahi billahi bu manyak ta burada. Neredesin abla? Muş'tan mı bağlanıyorsun? Gelsene oğlum buraya. Ha? Gelsene. Gelsene arkadaşım. Alo. Canım Sametciğim. Samet inadıma yapma. Bu arada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu. İnadıma yapma Sametciğim, gelsene buraya. Samet inadıma. Hem benim mıyıklarım yok ki. Gelsene buraya gerizeko. Sen şöyle biraz çekil, oradan da çekil. Öteki sola sola sola. Evet. Niye orada duruyorsun yavrum? He? Ne oldu, eline ne oldu? Boş ver abi. Ne oldu? Ne yaptı? Arkada kriz mi geçirdin göğe? Eline? Vurdu bir yere. Bir yere vurdu. Niye? Ay gözünü seveyim ya. Sen vallahi Kızılcık Şerbeti Fatuk musun sen ya? Arkada şöyle bir sahne mi yaşandı? Arkada Hazarcım hoş geldin balım benim. Arkada şöyle bir sahne mi yaşandı gerçekten arkadaşlar? Ne yaptın Nazmiye? Vuruyorsun. Ha, niye tribe girdin gene? Sprail. Sinirden. Sinirden mi? Ay tipe bak Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah, vallahi bile egzorsist manyak. Hep beni yalanlıyorlar ya. Ele bak. Eser ama bak. Tövbe estağfurullah ya, ne yaptın lan be, pantol musun? Gene bunlarla evliye gitmeyecek misin yavrum ailenle? Gideceğim. E, tamam. Şu gerçekler ortaya çıksın, ondan sonra ben bunların yanında durmayacağım ki zaten. Bak bunu ben kaç kere söyledim, yüzlerine karşı da söyledim. Alo, hoş geldin kardeşim benim, uzun zaman sonra vallahi özlemişim seni. Yüzleri de orada. Tamam durmayayım. Ulan sen ki çok duruyorsun zaten vallahi billahi. Hafta 7 gün 8 vallahi zaten şeyde ortam evinde kalıyorsun. Sipro. Gideceksin, sana kim yanıma gel diyecek? O abi dediğin Fatih'in yanına mı gideceksin? Seninle sevgili olduğunu kabul etmeyen Doğan'ın yanına mı gideceksin? Kimin? Zaten gidemeyecek. Doğan değil abla, Barış bu arada. Ne gideceksin yavrum? Ay Barış'ın yanına mı gideceksin? Kiminle yanına gideceksin? Kimsenin yanına gitmeyeceğim. Gerekirse kadın masanın evine giderim. Orada kalırım, bakarım çaremi. Kadınlar sığınma evi mi? Şey, sosyal yaşam merkezine git abla. Orada herkes birbirini tokatlıyor zaten. Nasıl oraya gidiyorsun Nazmiye? Yani kadın... Hakikaten kadın sığınma evi de açmış kollarını, seni bekliyor zaten. Kadının evine gidene kadar ailenle biraz aranı düzeltmeyi denesen. Ne Nazmiye, ben sen bir dakika dur abicim. Sen yani çok sinirleniyorsun onların her dediğine de. Abdullah abine anlat. Onlar da bilmedikleri şeylerle karşılaştılar. Kızmaları, tepki göstermeleri doğal değil mi? Evet. Gel bakayım buraya bir. Gel. Gelsene. İstemiyorum oraya gelmek. Burası daha iyi. Onların yanında mı oturmak istedim? Tekrar konuşacağın kişilere darılman kadar hayatta saçma bir şey yok yani. Tekrar barışacaksan niye o zaman darılasın ki? Hakikaten hadi bir anlık bir kavga et. Eyvallah da iki dakika sonra git barış yani. Ne? Barışmayacağım ki. Ya bokuma barışmayacaksın. Daha bugün evden canlı yayın açtın. Barışacağım kim söyledi? E barışacaksın, gerizekalıydınız. Yavrum gelsene buraya oturasın Nazmiye. Niye böyle yapıyorsun? Yani mesela şu kadar kişi alındı. Ne düşünüyorsun? Onların hepsi senin de arkadaşındı. Evet. Gel onları bir anlat. Bir tanesi sevgilin. Bir tanesi abicim dediğin kişi. O da sana abicim diye hitap ediyor. Ne düşünüyorsun mesela onların gözaltına alınmalarıyla ilgili? Hiç Fatih abine hiç üzülmedin mi ya? Fatık abine üzülmedin mi hiç? Yazık değil mi 45 yaşında adamcağız? Vallahi billahi bak senin yüzünden tuttum. Gelsene lan şuraya. Kız Allah cezanı vermesin. Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Ha? Gel güzel kızım, anlat Nazmiye. Ay başların belası, yerden bitmek arı. Kalksana lan şuraya, yer patatesi. Gel. Ne düşünüyorsun onlarla ilgili? Doğan'ın tipine bak, tipine. Kesin büyük ihtimalle bu Doğan yapmıştır. Ne oluyor lan şimdi? Ne oluyor şu anda? Ne oluyor şu anda? Bir dakika. He. He dur, çözülüyor mu? Çözülüyor mu? Bir dakika, çözülüyor mu chat? Arkadakiyle zaten konuşuyordu. Hı. Kim o? Arkadaki. Durduk, çözülüyor mu? Ne oluyor? Arkadaki dediğin? Hangisinden bahsediyorsun? Pişkin pişkin gülen Hakan'dan bahsediyor. Pişkin pişkin gülen Hakan'dan bahsediyor. Hakan'dan mı bahsediyorsun? Hakan Bozkurt en arkadan geliyor. Barış'ı patlatmıyor çok fazla. Yes doğru. Tamam bir arkasındaki. Denizcik Allah kesene bereket versin. Beyler Jack'ın babası, ben çıkmayayım. Vallahi kafayı yiyeceğim. Aynen de ölüyor. Kim o? Kim adı ne? Bilmiyorum ki. Fatih Şekerci diyor abla arkasındaki. Fatih mi söylüyorsun? Fatih Şeker var. Gelsene şeker gözüm de görmüyor. Gel şuraya. Canım benim şuraya bir yaklaş. Samet'cim inadıma yapma. Nazmiye inadıma yapma. Sprail yazdı. Gelsene şuraya, iki şey aldıkça. Gelsene lan. Kolum acıyor. Tamam gel, orada ne oluyor? Kolum acıyor. Kolum acıyor. Gerizekalı, kolunu niye vuruyorsun sağa sola? Kolum acıyor. Bir de kendine o şey yapmaya çalışıyor. Ayağın acıma ya, kolun acıyor gel. Sanki ya kolun acıyor diye buraya niye gelmiyorsun aslanım? Kolum acıyor, yayın açmayacağım. Hocam su kesildi, ödevi yapamadım. Sapık mısın abla sen? Ne alaka ya? Ben Doğan. Kırık kolumu yer acıyor. Her yerim. Ay kırık kollarını ben kaldırayım senin yavrum benim. Kaldırır getiririz seni. Ne alakası var? Kolun kırıldı diye götün de kırılmadı. Ayağa kalksana. Gösteren o.
Kolum kırıldı. Gel burada Remzi'yi parmakla demedik herhalde. Vallahi billahi ya. Deli olacağım. Yeter ya. Tipe bak. Allah'ım de bu. Ya benden utanıyorsan ben gideyim oraya da gel buraya sen ya. Evet, yer değişimi yapalım usta. Hemen sen oyuncu değişikliği. Yavrum benim, gelsene. Tövbe ya Resulullah. Tutup arkada sağa sola tokatlarsan şu şekil. Şu şekil böyle tokatlarsan sağa sola. Kolun da acır, başın da acır anasını satayım Fahat Akkaya. Katil. Hepsi şüpheli. Hepsinden şüpheleniyorum. Fahat Ök Sugar Honey oğlu. Sugar Honey son. Gel yavrum hadi canım benim, gelsene ağızlı. Allah kahretsin dar paça ağız. Gel şuraya da anlat Allah'ın belası, ne olur gel ya. Hello'lardan bir demet. Hello canım benim Zeynep'im, hoş geldin. Ya yalvar anlatsana. Çok hoş. Ya zaman geçir. Kız Allah aşkına anlat. Gelsene buraya. Hepsinden şüpheleniyorum. Bir an önce çıksın şu katiller. Ay dur teyze, sen de vallahi, senin de vallahi. Gel güzel kızım. Ay ya güvenlik, sen niye burada oturuyorsun? Güvenlik de hala poz kesiyor burada ya. Güvenlik hala osurdu güvenlik. Tamam Johnny bravo, tamam anasını satayım. Güvenlik. Tamam sen ne yapıyorsun güvenlik? Geç artık, sen arkaya geçebilirsin vallahi billahi ya. Gelme Nazmi. Hakikaten Osman'ım ya, güvenlik de bozuldu galiba. Kızım gel. Yapma be annem be. Sen seni Doğan'ın tutuklanmasına mı üzüldün? Ay Doğan'ım diyorum, ben de Barış'a Barış sürekli ya. Doğan'ım. Ben de bir şey tutunuyorum ama anneannem gibi oldum ha. Birimizin adına seslenecek 10 tane torunun adını sayardı. Hakikaten bizimkiler de öyle. Benim babaannem de öyle hakikaten. Allah da sonra izlemezsiniz dersiniz. Ekrem, Kerem, şey Eren, Ay, Tamer, şey Nazmiye. Merhabalar. Merhabalar. Şey doktor. Herkes sayıyordu öyle vallahi. Bu kadın. Yani anneanne. Rümeysam teşekkür ederim. Vallahi yani. Sana çekmişim demek ki. Allah rahmet eylesin. Gel. Sen Barış'ın tutuklanmasına mı üzüldün? Neye üzüldün canım? Yani alınmasına mı üzüldün? Yok neyse, doğrusu çıksın ortaya. Ay suratına işeyim. Sen böyle biriyle mi evlilik kurmak istiyorsun? Ama tam yani Barış da, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Barış da tam aile babası tipi var. Baksana Barış'ıma. Kurban olurum onun maviş gözlerine. Vallahi billahi. Ya Allah belanı vermesin. Neyle mi evlilik kurmak istiyorsun? Şuraya bak vallahi, tüy yolunmuş gerçekten, muhabbet kuşuna benziyor. Hı? Ya konuşsana, bu senin kocan mı yoksa ya? Bu kadar bunu savunuyorsun. İbrahim amca sonunda. Tabii böyle bir kişiyle evlenmek ister. Çünkü benim içkim yok. Kötü alışkanlığım yok. Allah Allah. Seninle alaka şimdi, senin içkin... Sedat ne alaka, gözünü seveyim. Senin içkin, kötü alışkanlığın yok diye bu kız niye gidip Barış'la evlensin? O ne alakası bir örnek oldu şu anda? Sevgiliden öte mi yoksa nedir? Dedene de mi kızgınsın? Ha? Hepsimize kızgın. Dedene de mi kızgınsın? Konuşmuyor da, manyak konuşmuyor. Oğlum sen buraya dalga geçmeye mi geldin lan bizle? Ya bu sırf konuşmadığı için bunu zaten ağırlaştırmış, müebbet vermemiz lazım bizim. Hepsi bitti benim gözümde. Hepsi. Allah deden de mi? Tamam. Hepsi. Sinirlenmeden konuş. Hepsi. Dedene niye kızgınsın? Deden de seni dövdü mü? Dedesi baktığı için, istediğini verdiği için dedesi. Ha? Deden de mi dövdü seni? Dövmedi dedem. Hiçbir zaman dövmedi. Sen onlara dövdü diye kızgınsın. Seni anlıyorum. Hak da veriyorum. Dedene niye kızgınsın? Ha, dedeye niye kızgınsın hakikaten? Daha birine bir fiskem yoktur. Bir fiskem. Aman vallahi bile. Ah İbrahim amcam ya. Hiçbir... Yani en az sana kızıyorum biliyor musun? Ne? Konuştuğu lafa baksana. Ne? Laf ne? Ne diyor ki? Kocam mı senin diyor. Konuştuğu lafa ama... bak. Ne? Ulan sen kendi yaşadığın hayata bak. Ha? Kendi yaşadığın hayata bak anasını satayım yani. Ben... Adam örnek veriyor. Kocam mı bu? Niye bu kadar koruyorsun diyor yani. Neden böyle diyorsun? Ya gel de buraya. Zamanı geçirme. Gel ne konuşacaksan konuş. Gelsene söyle... kardeşim. 15 dakika sonra program bitecek. Allah'ın cezası. Zaman geçiyor. Gel. Ay Allah'ım yarabbi. Sabır ihsan eyle yarabbi. Hem bana hem çete. Ya. Sen veriyorsun yavrum bu isimleri, bilmiyor ki ailen. Sametçim. Sen biliyorsun. İnadıma yapma, gel şimdi anlat Allah'ın cezası, gel. Ama siz de onun her dediğine yalan deyip saldırınca o da size ondan kızıyor. Bilmiyorsunuz kızın hayatında kimler var. Ya ben bütün gün ekmek peşinde mi dolaşayım, onların peşinde tamam, mi? Tamam anlıyorum ama işte o da onu biliyor. Gerekiyor. O evet. Konuştuğunda da bir dinlersek. Dinleyelim gelsin hocam. Doğrusu da yanlışı önüne da geçmeyin iyisi oğlum. De önüne geçmeyin, konuşun. Bizim... Ya bunu konuşturursa konuşturur, Remzi konuşturur ya. Söyle kızım konuş. Ha Şavka hocam. Şavk o. Senin şimdi o anlattığın kişiyle neden beraber oluyor ablan? Parası mı yoktu? Ha? Evet. Ha dur anlatıyor yavaş yavaş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım be. Hadi sendeyiz be Nazmik. Allah. Peki sana söyledi mi böyle böyle diye? Evet ne olur kimse karışmasın. Bir tek Müge Anne ile ikisi diyalog kursun. Remzi sakın girme. Remzi sakın girme. Sen girince çünkü vallahi bile bu manyak başka alışım geçiriyor. Dur abi anlatıyor yavaş yavaş. Hadi anlat abla. Gözcülük yapmak için ne demek? Bekle dedi. Ben de bekledim.
Bekle dedi bana ablam, ben de bekledim onu. Nerede? Sonra dışarıda beklemedin, yanlarına mı gittin? Gitmedim, gizlice videoyu aldım. Sonra nasıl gördü o videoyu abla? Abla biz şu anda gene niye rahmetli Hüseyin'in mevzusunu anlatıyoruz ya? Ne bileyim, sağ soluna bakıyordu, birden beni gördü zaten. Ben kaçarken tak kızın telefonu elimden aldı, sildi. Demek ki şantaj yapıp para isteyecekmiş abla o kişiden. Sen peki o... Ya Remzi, senin çenen bir tutulsun be kardeşim ya. Gene bağıracak çağıracak, gene bütün mevzu vallahi kopacak ha. Videoyu hani Doğan'la olan konuşmalarını Remzi'ye göndereceğini söylüyormuşsun ya. Onu da mı Remzi'ye gönderecektin? Hayır tabii ki de, böyle bir saçmalık var mı? Doğan'la konuşmalarını gönderiyorsun ya. Benden uzak dursun diye ben öyle söylüyordum. Kim senden uzak dursun diye? Lan mı? He. Ha sen aslında istediğini yapabilmek için ablanı bu şekilde tehdit ediyordun. He. Benden uzak dursun diye, bulaşmasın bana diye. Tamam, şimdi bize bir görgü şahidimiz daha, aslında birkaç tane görgü şahidimize röportajımız var. Bak ne güzel konuşuyorsun işte, böyle konuş. Tamam, onlar da diyorlar... Dur abla öyle şeyler demeyin, tam çözülecek, dur şimdi üstüne gitmeyin manyağın ya. Peki sen... Tam çözüldü, çözülecek ya. Ablanın asılı bulunmadan, yani o haftalar içinde, hatta bir hafta önce, 10 gün önce... Evet. Hep diyormuşsun ki ben ablamı öldürteceğim. Hani burada da sen... Öldürttü zaten arkadaşlar, ablasını öldürttü bir kere, orası garanti gibi de. Ağzından öyle laflar çıkıyor, seni de öldüreceğim falan diye de... Ablanla senin o bir hafta 10 gündürki mevzun ne, öldürtecek kadar kızgın olma nedeni ne? Bizim... Abla bunların bir hafta 10 günlük değil zaten, bunlar doğuştan beri Habil Kabil de neyse. Bir gün kavgasız günümüz geçmiyor ki. Ben size aynısını söyledim bak, yani izlenmesine gerek yok zaten, belli. Tamam ama o zamankine. Bunları ben anlamadım ki arkadaşlar. Hem birbirleri sürekli kavgalı bir abla kardeş, hem de sürekli aynı ortam evine birlikte giren bir abi abla kardeş. Ben bunu anlamadım yani. Sürekli de birlikteler mesela. Hem bu kadar düşmanlar, sürekli de birlikteler anasını satayım. Ve biri arkadaşlar İznik'te, biri Gemlik'te. Yani ikisinin arası 60 kilometre. Çünkü... Artık ezberledim yani bunların yaşadığı hayatı. Çünkü diyor ki kahvede duydum. Nazmiye'nin ablası kaybolmadan birkaç gün önce ablasını öldürteceğini söylediğini. Evet. Duyan izleyicimiz var. İki tanığımız var. İki tanığımız da bunu söylüyorlar. Söyle abi, kim o? İki tanık gelsin. Son iki gün önceki mevzunuz neydi? Ne abla, neye kavga ettiniz diye sonra hatırlamıyorum, gelme. Hatırlamıyor. Ulan Allah'ın belası. Yahu sen 8 yaşındayken işlenmiş Hüseyin cinayetini hatır... Fethiyeli Hüseyin cinayetini hatırlıyorsun. Bunu nasıl hatırlamıyorum? 3 gün önce oldu lan. Allah'ın belası, 3 gün önce oldu, hatırlıyorum. Barış mıydı? Yok. Ay, izlenmiş ki ne izlenmiş, hatırlamıyorum diyor. O değildir, başka bir şeydir. Ablan da senin Doğan'la mı görüştüğünü öğrendi o hanımefendinin dediğine göre. O yüzden mi kavga ettiniz? Bak sen görüştün demiyorum, belki Doğan sana ilgi duymuştur. Sen bunu öğrenmiştin evet. Abla. Bak abla. Ben de... Anlat, dur, ha ha anlatıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sakın Doğan yapma, benim sinirlerim bozulur. Buruma kadar geldi değil mi, küfür edeceğim gene. Doğan'la görüşmedim. Tamam, ben her seferinde evde de söylüyordum, öyle dışarıda da söylüyordum. Ama bazı insanlar bir şeyi abartmayı çok seviyor. Bayılıyorlar buna. Bir şeyi abartmayı aşırı derece çok seviyorlar. Yalandan yunuşlar da abartmayı çok seviyorlar, atmayı. Yalandan yunuşlar mı? Bak sen de dediğini kabul ediyorsun, ablamı öldürteceğim dediğini. Tamam da ben öldüreceğim demedim, ben seni öldüreceğim diyordum. Yapıyor mudum ama? Ben tek başıma nasıl ablama böyle bir şey yapayım? Sen tek başına yapamazsın zaten, tek başına yapmadın. Kimle birlikte yaptın onu söyle. Düşünsünler bir, akıl mantık var ya. Zaten. Şu kadar beyinleri yok mu bu insanların? Tamam. Abla herkesin beyni var, sende yok işte, onu anlat da bir çözelim yani. Nedeni neydi peki? Sinirle, ben her şeyi söylüyorum. Burada da söylüyorum sinirle. Şurada elimi hatta vurur Remzi'ye karşı neler söylediğimi bilmiyor musun? Ama Remzi sana bir şey söylediğinde ona öyle cevap veriyorsun. Ablan ne dedi de sen onu öldürtmeye karar verdin? İlla ki bir şey demiştir bana, ben de sinirle patlamışımdır ona. Ay patlayasın gerçekten ortadan ikiye. Allah belalarını vermesin. Vallahi bir değil gariban babamın filmin sonu bununla bitsin inşallah. Ben sinirle ne yaptığımı bilmiyorum. Benim sonum belli olmuyor. Tamam işte o sinirle ne yaptın, nasıl yaptın yani gerçekten? Vallahi kimle birlikte yaptın anlatsana, ceza. Başımın belası. Bak kadın vallahi bile 2 aydır Gemlik'te kalmak zorunda kaldı şu mikrofon müge. 2 aydır zeytinle besleniyor. Kadın 2 aydır Gemlik zeytini de besliyor. Allah'ın belası. Söyle de 2 tane kadına serpme kahvaltı ısmarlayın. Hadi canım. Canım işimiz var canım. Peki sinirle öldürttürdün. Ya ha. Remzi çenen tutulsun ama ya. Remzi tam çözüldü, çözülecekti ya. Demek ki sinirle öldürttürdün. Ya Remzi gene vardı alttan vesveseyi ya. Madem sinirle ne yaptın belli olmuyorsa demek ki sinirle öldürttürdün, doğru mu abla? Şimdi buradan yola çıkmak lazım yani. Ya bakın arkadaşlar gerçekten ya Müge Anlı'nın tek başına gerçekten Nazmiye ile konuşması lazım. Ya da Remzi'nin tek başına Nazmiye ile konuşması lazım. Yani birinin tek başına Nazmiye ile konuşması lazım. Kafayı yiyeceğim. Kalktın işbirliği yaptın, şey yaptın, ablanı öldürttürdün. Torbacı. Torbacı müptezel. Demek ki geçmedi. Kalktın işbirliği yaptın, şey yaptın. Torbacı müptezel. Ablanı öldürttürdün. Torbacı. Anladın mı? Arabayla. Arabanın içinde uyuşturucu da oldu. Arabaya bırak.
ya be. Müptezel seni. Bu arabaya bırakıyordun, kaçıyordun. He? Müptezel seni. Sen benim ablama neler neler söylüyordun. Abi abi abi. Müptezel seni. Müptezel seni kapatın. Ha! Basın. Ah cezalı. Hiç de kısılmıyor da sesin. Müptezel. Hiç kısılmıyor da sesin. Vallahi billahi. Daha 10 dakika.